Emezat'a yakında oturuyorum. Çok da meraklıydım. Ben bir ara gitmiştim. Eşimin dolayısıyla rahatsızdı. Ara verdim. Oradan ufak tefek biliyordum. Ya bilmiyordum sayılır. Her sufları yavaş yavaş öğrenmiştim. Eşim rahatsızlandı. Bıraktım. Ta ki bu zamana kadar. Arada 5-10 sene geçti ama. 2 ayda öğrendim. Hastaneye gidiyorum. Yanıma hiç torunumu, oğlumu, çocuğumu almıyorum mesela. Kendi başıma gidip halledebiliyorum. Randevumu alabiliyorum. Bankaya gidebiliyorum. Notere gidebiliyorum. Ondan sonra alışverişe gidebiliyorum. Keşke daha önceden öğrenseydik. Okumayı çok seviyordum. Şartlarımız el vermedi. Yani yetimlikten diyeyim ben bunu. Şartlarımız el vermedi. Gidemedik ama çok büyük arzum vardı öğretmen olmaya. Hatta hep yakıştırırdılar yani. Öğretmen olacak bir kadınsın diye ama Allah izin vermedi. Vermeyince de olmuyor. Gelsinler, öğrensinler. Ne hastaneye giderken birine bağımlı olsunlar. Ben mesela bu kadar öğrenmeyi bile kendimde çok büyük bir başarı biliyorum, görüyorum yani. Çünkü bazı şeyleri artık kendi kendime yapabiliyorum. Dolmuşa binip bir yere gitmeyi daha önceden bilmiyorduk mesela. Acaba nasıl gideriz? Toruna yalvarıyordum hep. Oğlum hadi beraber gidelim. Ama şimdi öyle bir şeyim yok yani. Gidiyorum tık tık yapıyorum işimi, geliyorum. Arkadaşların tavsiyesiyle geldim. 2 aydır buradayım. Annelerimiz babalarımız göndermemiş. Hayatımda çok güzel şeyler oldu. Otobüse binerken biliyorum. Hastaneye giderken biliyorum. Rahat gidiyorum, rahat geliyorum. Yani güzel şeyler oldu. Daha önce olsaydı, daha önce gelirdim. Yani gönderselerdi, niye cahil kalalım? Herkes biliyor, biz niye bilmeyelim? Ya okusaydım, belki öğretmen olabilirdim. Belki bir hemşire olabilirdim. Öyle şeyler hayalimde vardı. Okuma yazma bilmeyenler buyursun gelsinler. Yani öğrensinler, cahil kalmasınlar. Daha güzel gelecekleri önemli. Daha güzel şeylere girsinler. Güzel şeyler öğrensinler yani.